Google Yerel Seçim Sohbetlerine hoş geldiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam konuklarımız HDP Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Songül Eylül Abdil ve Salman Kaya. Hoş geldiniz. Ben hemen yayınımızdaki diğer konukları tanıtmak istiyorum. Zuhal Atlan, Diha muhabiri. Cem Gurbetoğlu, Evrensel Gazetesi Ankara temsilcisi. Mecrübe Işık, Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi. Kamil Çoban, Toplum Gönülleri Vakfı Demokrasi ve Haklarımız Eğitmeni. Betül Yarar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Betül Hanım, ilk sözü size vermek istiyorum. Sizin Salman Kaya ve Songül Abdülhamit ile sorularınız nedir acaba? Teşekkürler. Bir soru hakkımız mı var bir turda? Yok, birkaç tur atacağız ama tabii ki ilk turda bir soru alırsam diğer konuklarımıza tamam. Söz vereceğim sonrasında. Çok teşekkürler. Öncelikle adaylarımıza başarılar diliyorum. Songül Abdil ve Salman Kaya'ya. Ben Türkiye'deki genel olarak siyasetin çok sıcak yürüdüğü bir dönemdeyiz. Son dönemlerde çok hızlı değişimler oldu. Özellikle bu ses bombaları diye ifade edilen kayıtların ortaya çıkması siyasetin yönünü de çok belirledi gerçekten. Ve genel siyasetten genel siyasete doğru hızlı bir geçiş yaptık. Ve gündemimizi yerelleştirmekte güçlük çekiyoruz gerçekten. Genel siyaset gündemimizi belirliyor dolayısıyla. Buradan baktığımızda bu genel havanın, özellikle AKP hükümetinin yaşadığı sarsıntıları düşünürsek, bu genel havanın Ankara'daki yerel seçime nasıl yansıyacağını düşünüyorlar ve bu bağlamda ne tür stratejiler belirlediler, söylem düzeyinde örneğin halka nasıl hitap edecekler, nerelere vurgu yapmayı planladılar, neyi öne çıkarmayı planladılar ve özellikle de buna ilişkin olarak, yine bununla ilişkili olarak düşünebilecek bir başka şey, ittifak meselesi. Betül Hanım, isterseniz önce ilk sorunuzun cevabını alalım. Peki. İttifak ayrı alalım çünkü tamam, uzun ve peki. Güzel bir soru cevap olacaktır. Peki, çok teşekkürler. Buyurun. Şimdi zaten mevcut sistemde bu kirliliğin çok anormal olmadığı, beklediğimiz bir olaydır. Genelinde bu kirlilik daha geçmişlerde de vardır. Adalet Parti döneminde mobilya yolsuzluğu, işte Özal döneminde başka yolsuzluk ve şimdi de AK Parti'nin yolsuzlukları ve yolsuzluklarla birlikte elbette ki kendi kaygısı olmayanların, kirli işleri olmayanların sesi de kaydedilse, kaydedilmemesi lazım tabii ki. Kaydedilmemesi gerekir ama bir korkacak bir yan yoktur. Yani şimdi biz belediye başkanları olarak veyahut da BDP'li belediye başkan arkadaşlarımız olarak böyle bir kayıtlarda en ufak bir kaygıları yoktur. Neden kaygıları yoktur? Çünkü kirliliğe karşıyız. Yani bizim halkımıza en çok vaadimiz kesinlikle rüşvet, yolsuzluk belediyelerimizde kesinlikle olmayacak. Bu çok önemlidir. Eğer bu tür demokrasi yoksa zaten, işte çeşitli ayak oyunları da varsa doğal olarak da kirlilik vardır. Doğal olarak kirlilik vardır. Şimdi bu AK Parti'nin, bana göre AK Parti'nin artık biletinin kesildiği manasına geliyor. Ama bunun yerine biz istiyoruz ki Halkların Demokratik Partisi, yani Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi'nin anlayışı iktidar ve hakim olmadığı sürece yolsuzluk olayları, çirkin olaylar devam edecek düşüncesindeyim. Bizim halkımıza vaadimiz de elbette ki tüm kararları halkımızla birlikte alma vaadimiz vardır. Ama kesinlikle rüşvetin, yolsuzluğun belediyelerimize ve yaşamımıza girmeme vaadimiz vardır. Bu en önemli bizim vaadimizdir. Çünkü gerek Türkiye halkları, gerek dünya halkları kirlilikte, rüşvette, çıkar ilişkilerinde bıkmışlardır. Yani bizim böyle bir şeyimiz, kaygımız, korkumuz kesinlikle yoktur. Halkımıza vaadimiz de budur. Peki Zuhal Hanım, ikinci soru hakkında... Ben yapmak istiyorum. Buyurun. Tamam, ona ben yardımcı olacağım. Buyurun.
Ben öncelikle Bavul'a teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Aynı zamanda bizi izleyenlere ve soru soranlara da teşekkür ediyorum. Ben Sayın Başkanımıza katkı yapmak istiyorum. Evet, şu anda yerel seçim var önümüzde 30 Mart'ta ama maalesef sanki genel seçimmiş gibi bir şey var, süreç işleniyor. İşte genel başkanlar çıkıyor, televizyonlarda konuşmalar yapıyor, saatlerce onların konuşmaları veriliyor. Belediye başkanlarına çok az veriliyor. Oysa ki belediye yönetimleri yurttaşa, o kentte yaşayan yurttaşa en yakın yönetimler. Ve kendilerini anlatamıyorlar. Yani böyle bir süreç işleniyor. Ve biz seçim öncesinde de HDP'nin genelde en çok işlediği projelerimizde de programımızda da biz damcılığa karşıyız, şeffaf yönetimler oluşturacağız, katılımcılığı esas alacağız dedik. Ve 17 Aralık bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Yani o süreç bizim haklılığımızı gösterdi. Gerçekten şu anda hani ne kadar rantın döndüğünü 17 Aralık gösteriyor. Biz o nedenle HDP olarak bundan sonra da şeffaflığı esas alan hani şeyimizi, programımızı yerellerde anlatmaya ve şehir senin diyoruz. Hani genel sorularımız bu, şehir senin diyoruz. Ve tekrar o hani genel tartışmaları belediye seçimlerle şey yapmak için, hani tekrar oraya getirmek için HDP olarak çalışmalarımız ve hani söylemlerimiz devam ediyor. Dijital Haber Ajansı Ankara muhabiri Zuhal Atlan yayınımızda. Zuhal Hanım, sizin sorunuz nedir acaba? Öncelikle ben de başarılar diliyorum Sandan Bey ve Songül Hanım'a. Benim de sorum şu olacak. Şimdi HDP'nin seçim beyannamesine bakıldığında HDP daha çok kadın özgürlükçü ve hani belediyelerde, yerel yönetimlerde kadın rengini baz alıyor. Ve bunu da hani yerel yönetimlerde kadınları, kadın odaklı merkezler açarak daha çok kadınlara yer vereceklerini söylüyorlar. Hani bunu nasıl yapacaklar? Sadece kadınların, hani sonuçta biz erkeğe egemen bir sistemde yaşıyoruz. Kadınlar da erkeğe egemen bir sistemde büyüyor aynı zamanda. Hani bunu sadece kadınları belli yerlere, merkezlere koyarak mı yapacaklar ya da bunu nasıl yapacaklar? Yani bir kadının da erkek gibi davranacağını düşünemiyorlar mı mesela? Yani benim sorum bu olacak. Peki. Ben size yönelteyim soruyu. Tekrar ister misiniz? Hayır, ben soruyu aldım. Tamam, buyurun. Yani biz HDP olarak bir kere kadın politikası olan bir partiyiz. Kadın erkek eşitliğini önemsiyoruz ve bunu sadece hani şey değil, nasıl söyleyeyim, tüzüğümüze koyan veya anayasaya koyup ama altını hiçbir şekilde doldurmayan değil de bunun somut adımlarını da atan bir partiyiz. O nedenle eş başkanlık sistemleri uyguladık. Eş başkanlık sistemi uygularken de belediyelerde, şu anda 13 belediyede, Ankara'nın 13 belediyesinde eş başkanlık sistemi uygulanıyor. Ve bu 13 başkanın da sadece hani kadınlar eş başkan da değil, aynı zamanda kadın belediye başkanı olup erkekler de eş başkan. Bizde 13 belediyenin 6 tanesi kadın ve erkek eş başkan o şekilde. Ve biz gerçekten kadın, Türkiye'de, Ankara'da da kadınların kendini ifade ettiği, yaşamın her alanında kendini ifade ettiği, baskı yaşamadığı, taciz yaşamadığı, kat edilmeyen, yani kadın, çünkü kadın kırımları yaşanıyor, kadın cinayetleri yaşanıyor. Her gün kadın cinayetleri duyuyoruz televizyon programlarında. Kadın cinayetlerinin yaşanmadığı bir bilinç yaratmak istiyoruz her şeyden önce. Ve bunu tüm belediye çalışmalarına oturtacağız. Aynı zamanda kadınların hem yönetim kademelerinde, ekonomide, kültürde, sanatta, her alanda kadınların çalışmalarını ve yönetimlerde eşit bir şekilde temsil etmeli. Yani ben daha önce de belediyede çalıştım, belediye başkanlığı da yaptım. Kadınların çok sayıda kadın çalışır durumlarda ama yönetim kademelerinde yer almaz. Yani kadınların her aşamada eşit bir şekilde temsil edileceği şekilde kadınlara yer vereceğiz. Ama aynı zamanda kadınların yaşantılarını kolaylaştıracak programlarımız da var. Nedir bu programlar? Özellikle işte kreşler kadınlar için çok önemli. Kadınların yaşantılarını kolaylaştıracak şeylerdir, işletmelerdir. Ama günün 24 saati açık kreşler. Çünkü bazen kadınlar hani günün farklı saatlerinde çalışıyor olabiliyor.
ve hani farklı saatlerde çalışacak kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde sığınma evleri açma, ama sığınma evlerine yönelik özellikle engelli yurttaşlarımızın çok talepleri geliyor. Çünkü sığınma evlerinde engellilere uygun değilmiş. Hani engellilerin de, engelli kadınların da sığınma evlerinde rahatlıkla yaşamlarını sürdürecek şekilde, ama aynı zamanda sığınma evlerinin kadınların kendi yeteneklerini de aşağı çıkaracak şekilde planlanması. Hani sadece sığındıkları yerler değil, oralarda kendi yeteneklerini de aşağı çıkaracakları sığınma evleri. Yine kadınların sokaklarda rahat dolaşımını sağlayacak. Özellikle akşamları kadınlar maalesef kenar mahallelere gittiği zaman hala böyle ürkerek gezerler. İşte kadınların sokaklarda geceleri rahat dolaşabilecekleri sokak aydınlatmalarını önemsiyoruz. Yine işte kent planlandığı zaman, kaldırımlar planlandığı zaman kadınların yaşamları dikkate alınarak planlanmıyor. Şöyle, çok talep geliyor. İşte ben de bir anneyim. Çocuğum doğduğu zaman pusetle kendi çocuğumu hani sokakta rahat gezdiremiyordum yani. Hani o da kadının yaşamını ilgilendiren bir durum. Yani kadının yaşamını kolaylaştıracak projeleri, programları belediyelerde hayata geçireceğiz. Ama bununla birlikte kadının eşitlikçi, özgür ve barışçıl duygusunu toplumsal barışı hani belediyelerden doğru, yerellerden doğru oluşturacak şekilde kadınların belediyelerde ve yaşadıkları yerlerde onların bu yeteneklerini aktaracağız. Bizim daha önce deneyimlerimiz oldu. Şunu gördük. Bir araya gelen kadınlar kendi yani bazı sivil toplum örgütü kadınlardan doğru bazı programlarımız olmuştu. Biz o programlarda şunu gördük. Kadınlar kendi ön yargılarını bir araya geldikleri zaman kendi ön yargılarını daha erken bırakabiliyor. Daha eşitlikçi yaklaşabiliyor, daha özgürlükçü yaklaşabiliyor ve biz kadının bu duygusunu hani yerelden doğru hani topluma yansıtmak istiyoruz. Eşitlikçi, demokratik, özgür yönünü yerelden doğru kentlere yansıtmak istiyoruz. Yine aynı zamanda Türkiye'de en çok akademik alanda kadınlar var. Bu çok önemli. Kadınlar o akademik alandaki potansiyelini ve şeyleri, bilimsel yaklaşımlarını biz değerlendireceğiz. Kadınlarla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları kadın örgütleriyle birlikte karar vereceğiz. Yani onlarla konuşacağız, onlarla danışacağız, onlarla birlikte karar alacağız. Ya o nedenle diyoruz ya, katılımcı demokrasiyi önemsiyoruz ve kesinlikle kadın örgütlerinin bu süreçte yönetimlerde yer almalarını sağlayacağız. Meclislerde kadınların eşit bir şekilde temsil edilmesi için özel, yani bizim şeyimizdir, genel politikamızdır. En az %50 ama %50'nin üzerinde kadınlar her zaman çıkabilir diyoruz. Yani kadın politikamızı bir bütün kente, kadının rengini bir bütün kente yansıtmak istiyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda kadınları hissettirmek istiyoruz. Peki, konuklarımız HDP eş başkanları olunca konu kadınlara geliyor ve kadınlar üzerine çok konuşuluyor. Katılımcılarımız da üçü kadın ve ben yeni bir kadına söz vermek istiyorum. Meşhur Hanım, ya, sizin bir kadın olarak konuklarımıza sorularınız ne olacaktır acaba? Şimdi yaklaşan yerel seçimlerin ülke gündemi nedeniyle yerellikten çıkıp tamamen genel bir hava içine girdiğini görüyoruz. Şimdi ben bir kadın olmaktan öte ve de bir kadın SDK temsilcisi olmaktan öte Ankara'da yaşayan bir yurttaş olarak bir takım şeyleri sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yeni çıkartılan Büyükşehir Yasası'yla, Büyükşehir Belediyesi Yasası'yla belediyelerin sınırları il sınırlarına dayandı. Büyük bir yönetim krizinin eşiğinde şu anda belediyeler ve bütün kırsal alanlar da kentsel işlev görmeye başladı. Yani kentin, Ankara gibi Türkiye'nin büyük metropol kentlerinden bir tanesinin kentsel sorunlarını tetikleyen şeylerden bir tanesi de göçler. Bu nedenle de kırsal için ne tür projeleri var bunu bir bilmek istiyorum. Yani kırsalın eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal sorunları nasıl çözülecek? Yani kırsala baktığımız zaman bugün kırsalda yaşayan nüfus genellikle yaşlı nüfus, daha eğitimsiz nüfus, daha yoksul nüfus. Yani okullar birçok yerde boşaltıldığı için genç nüfus tamamen kent merkezlerine taşınmış durumda. Yani burada biz bu kırsaldaki nüfusu nasıl tutabileceğimize ilişkin neler düşünüyorlar? Onları bir sormak istiyorum. Çünkü peki, yani bu sorun çözülmeden... Sorunuzun cevabını hemen alalım. Bir yandan Salman Bey, siz cevap vermek ister misiniz? Tabii. Şimdi Songül arkadaşın şeyi de eksik bana göre kalan yanda bizim kadın meclislerimiz vardır. Kadın meclisleriyle karar verilir.
Yani kadınların sorunu kadın meclislerine geliyor ve kadın kotamız %50'dir. Şu an Türkiye'deki yerel yönetimlerde en fazla belediye başkanı HDP ve BDP bileşenimizdir. BDP belediye başkanı adayı bu partilerde vardır. Yani diğer partilere göre biz kat kat daha bu konuda kadınlara kota, kadınlara olanak tanıma konusunda daha olumlu durumdayız. Şimdi kırsal bölgelerdeki geçmeden önce çok dilli hizmet vermeyi sağlıyoruz. Bu çok önemli. Evet. Onunla özel grubu yapıyoruz. Yani çok ayrı bir soru olarak. Çok ben size belirteyim. Konu dağılmadan iç göçlerle ilgili kısım alalım sizden. Yani iç göçler, şimdi köyler mahalle oldu. Yani Ankara'nın köyleri Ankara'nın mahallesi oldu. Tabii biz Ankara'yı şekillendirirken Ankara'daki gelen insanlarımızın ve dışarıda gelen mülteciler de dahil olmak üzere belediyelerin tüm olanaklarında faydalanmaz zorundadır. Belediye o olanakları mülteciler dahil tüm Ankaralılar, tüm Ankara'ya gelenlere bu olanakları verme zorundadır. Dolayısıyla kırsalda gelen insanların Ankara'da elbette ki kentsel dönüşümlerle Ankara'da onları konut sahibi yapmak, eğer kendi gönülleriyle geldikleri için, eğer biz bölgesindeki sorunları çözerek onların kente gelmesini engelliyorsak o ayrı bir olaydır. Ama kente göçle geliyorlarsa burada onların sorunlarını çözme konusunda belediye her türlü olanakları seferber etme zorundadır. Seferber etme kararındadır. Peki. Buyurun. Ya hani genel diyoruz ya, bazı sorunlar gerçekten genel politikaya giriyor. O nedenle HDP'nin genel politikasında öncelikle göçlerin önlenmesi için bir politika yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Ya o nedenle ısrarla barış diyoruz, toplumsal barış diyoruz. Yani şu anda en çok göç hani bölgesinden geliyor. Kürtlerin yaşadığı bölgeden geliyor. Veya işsizliğin hani nasıl söyleyeyim, üretimin olmadığı bölgelerden geliyor. O nedenle biz diyoruz ki hani Türkiye'nin her şeyden önce bu barış sürecinin devam etmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda göçü de önlüyor. Yani siz eğer göçü önlemezseniz, ne kadar çok göç politikanız olursa olsun, siz sıkıntı yaşarsınız. O nedenle biz diyoruz ki öncelikle hani göçün önlenmesi gerekiyor ve o nedenle barış diyoruz. Ama aynı zamanda ekonominin de, üretimin de farklı kırsal kesimlere kaydırılması gerektiğini düşünüyoruz. Uzman ekiplerin kırsal kesimlere kaydırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bununla birlikte ekolojiyi ve organik tarımı esas alıyoruz. Bakın şu anda hani çok büyük sorun yaşıyoruz. Sağlık alanında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yine hani sağlık alanında dönüp baktığımızda sorun yine geliyor, üretime geliyor. Çünkü ekolojik tarım neredeyse hani çok azaldı Türkiye'de. Ve biz o nedenle ekolojik tarımın özellikle, çünkü son dönemlerde çok konuşulmaya başlandı. Ekolojik tarımın kırsal kesimde de yaygınlaştırılması gerekiyor. Ve biz bunlar yapılırsa son dönemlerde işte iklim değişikliği çok ciddi sorun olmaya başladı. Ya sanıyorum iklim değişikliğinin önünü de almış oluruz ve biz kendi programımızda da var. Ekolojiyi de önemsiyoruz ve ekolojik bir yaşamı da esas alıyoruz. Bunu Ankara'ya indirgediğimiz zaman Ankara'nın kırsal kesimlerinde ekolojik tarım üretilebilir, bunun olanakları vardır ve bu yapılabilir diye düşünüyoruz. Peki, Evrensel Gazetesi Ankara temsilcisi Cem Gurbetoğlu yayınımızda. Cem Bey, sizin sorunuzu alalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi ben aslında sorulur, hemen ilk turda sorulur diye düşünüyordum ama şimdi sohbet de devam ediyor. Ben biraz erken sormuş olayım bu soruyu. Şimdi Ankara'da, sadece Ankara için de değil, aynı zamanda İstanbul için de böyle, İzmir için de böyle, büyük şehirler için parlamentoda grubu olan AKP, CHP, MHP'nin adaylarının isimleri işte tartışılıyor. Fakat belediyelerin nasıl yönetileceğine dair bir tartışma yok.
Yani mevcut belediyecilik anlayışı konusunda sanırım bu partilerin hiçbirinin bir sıkıntısı yok. Hepsi benzer fikirdeler gibi gözüküyor. Çünkü herkes projelerini yarıştırıyor. Şimdi böyle bir yanı var. Bu dikkat çekici bir şey. Şimdi burada HDP adaylarının Ankara üzerinde de sorarsak farkı ne olacak? Benim dikkatimi çeken bir nokta var. Meclisler diyor HDP. Meclislerle biz yöneteceğiz diyor şehri. Kenti siz yöneteceksiniz diyor. Bu meclisler nasıl olacak? Şimdi bazı CHP'li belediyelerde, sosyal demokrat belediyelerde geçmişten beri var kent konseyleri. Ama oldukça şekli, üstten, tepede kalan, halka inmeyen, aşağılara inmeyen bir durumda. Burada HDP'nin meclisleri de böyle mi olacak? Yani iki soru birden sormuş oldum. Bir, farkı ne olacak yönetme şekli bakımından? Hani cevabı da biliyorum, meclisler diyorsunuz. Ama bu meclisler nasıl şekillenecek? Yani şekli olmaktan nasıl çıkacak? Şimdi HDP'li belediyelerin belediye başkanlıkları seçildi. Belediye meclis üyelikleri seçildikten sonra tekrar bir sandık olarak halk meclisleri, mahalle meclisleri, ilçe meclisleri, il meclisleri seçilecek. Ve kararlar tabii burada alınacaktır. Yani mahallenin kararlarını mahalle meclisleri verecektir. Mahalle, yani göstermelik bir meclis değildir. Elbette ki bu demokratik bir şekilde seçilecektir. Ve ilçelerin meclisleri ilçe kararlarını alacaktır. Dolayısıyla orada yapılacak imar değişikliği, orada yapılacak çeşitli yatırımlar belediyenin belediye meclisinden önce halk meclislerinden geçmesi gerekir. Halk meclisleri o kararı verecek ve halk meclislerinin kararıyla hayata geçirilecektir. Tabii bu yatırımlar da halk meclislerinin kararıyla yapılacağı için HDP'li belediyelerde ve HDP'li belediyelerde yolsuzluk olayı sıfıra iniyor. Çünkü geniş halk kitleleri kararı verdiği için daha şeffaf oluyor, daha açık oluyor. Bu meclisler hiçbir zaman göstermek olmayacaktır. Bunun içerisinde kadın meclisleri vardır, bunun içerisinde gençlik meclisleri vardır. Sadece o meclislerin, işte halk meclislerin kararıyla olmuyor. Diğer demokratik kuruluşların etkileri vardır, kararları vardır. Yani kitleye tabana yaymaktır. İnsana odaklı, insana odaklı bir yönetim anlayışı olduğu için daha şeffaf oluyor, daha şeysiz, yolsuzluğun olmadığı, şeffaf, berrak bir yönetim olmuş oluyor. Onun için bu meclisleri biz diğer partilerin önerdiği gibi göstermelik meclisler değil. Göstermelik meclis olarak zaten çok net bir şekilde süreç içerisinde o halkımız tarafından teşhir edilir ve öyle bir meclisleri de kurmak bizim amacımız değildir. Kesinlikle amacımız değildir. Dolayısıyla belediyeleri halk meclisleriyle halkla yönetmek. Halkla yönetme düşüncemiz bizim yönetime yansıyacağı için daha şeffaf, daha sağlıklı bir yönetim olacaktır. Yani yerel yönetimlerle ilgili genel bir şeyimiz bu. Yani şunu anlıyoruz aslında, kent meclislerinden önce seçimlerden sonra halk meclisleri seçim. Mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri seçilecek ve bu meclisler vasıtasıyla belediyeler tüm kararlar, işte ekolojik kararlar olsun, işte imar kararları olsun, diğer yatırımlar olsun, bu meclislerde geçecek. Bu meclislerin kararıyla belediye meclisine gidecek ve orada yasallaşacaktır. Yani bu meclisler karar vermeden orada yasallaşması mümkün değil. Şu anki kent meclislerindeki eksik olarak gördüğünüz şey ne? Çünkü kent meclisleri benzer bir yapı için kurulmuştu aslında belediyelerde. Tabii ki siz belediye başkanlığı da yapmıştınız. Şu andaki oradaki eksiklik şu. Diyelim ki kentte yapılacak bir çalışmayla ilgili getirip o meclislerde tartışılmıyor. Meclisin görüşü alınmıyor. Meclis o yapılacak çalışmaya ilişkin görüş belirtmiyor. Dolayısıyla meclis ne yapmış oluyor? Sadece bir nevi danışma kurulu gibi çalışmış oluyor. O veya şey planlanan aslında yaptırımı olmuyor. Aslında biz tabii ki yaptırımı da olmuyor. O nedenle biz şunu söylüyoruz, mahalleler çok önemli, hizmeti mahallelere yayacağız ve mahallelerde yaptığımız çalışmaları
o yerelde, o mahallede oluşan meclisle birlikte tartışacağız. Yani meclisle karar vereceğiz. Bizim hani meclis farkımız olacak ama aynı zamanda bizim en önemli farkımız ve bunu BDP'li belediyeler de yapıyor en önemlisi. Belediyenin bütçesini meclise açacağız. Meclis şeyi bilecek, yani bir yerde bir çalışmaya ilişkin tartışma yürüttüğü zaman hani oraya ne kadar bütçe ayrılmış, belediyenin bütçesi ne kadar, ne kadar bütçe ayrılırsa hani bu çalışma yürütülür veya hangi çalışmaya öncelik verirsek daha yararlı olur. Bu hani meclisle birlikte tartışılacak, en önemli farkı bu olacak. BDP'li belediyeler bunu yaptığı için sürekli belediyeleri artarak devam ediyor. Aynı şekilde HDP de bunu uygulayacak. Tabii ki hani HDP Ankara farklı diyelim, Diyarbakır farklı, Ankara farklı bu çalışmaları yürüttüğü zaman, bu tartışmaları yürüttüğü zaman bunu Ankara özelinde yapacak. Yani Ankaralılarla tartışacak. Bu önemli. Ankara'ya oturtacak bu şeyi. Peki. Modeli. Toplum Gönülleri Vakfı Ankara temsilcisi ve Demokrasi ve Haklarımız Eğitmeni Kamil Çoban yayınımızda. Sizin ne sorunuz olacak acaba Kamil Bey? Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında az önce de konuşmuştuk. Şu anda siyasi seçimle, genel seçimle belediye seçimleri arasında büyük bir karşılık oldu. Aslında insanların belediye seçimlerinde çok genel seçime yönlendirildiğini görüyorduk. Benim bildiğim aslında işte belediyelerde partiler çok, adaylar daha önemli. Buna dayanarak Ankara yerinde diğer partilerden ya da diğer adaylardan farkınız nedir? Ankara'da insanlar neden size oy vermeli? Yanıt vereyim. Şimdi tabii halk bize niçin oy vermedi? Bir defa ben Ankara halkıyla yakın ilişkilerim vardı. Ankara halkının 5 yıl milletvekilliği yaptım. Ve kesinlikle halkımızın çıkarları, halkının istemleri doğrultusunda çaba harcadık. Önemlidir. Bir de siyasi bir düşüncemiz vardır. Elbette ki HDP'nin siyasi bir anlayışı olduğu gibi ben de 1968'lerde gelen bir siyasi düşüncem vardır. Yani devrimci bir düşüncem vardır. Devrimcilerin halkla birlikte mücadelesi ve halka karşı mücadelesinde son derece şeydir, duyarlıdır. Ve gece gündüz onların elbette ki sorunlarına koşacağız. İnsanların sorunlarına koşacağız. Diğer tarafta zaten halk bize niye oy vermiyor? Çok açık gözüküyor. Türkiye'de şu an 17 Aralık'la birlikte yolsuzluklar ayyuka çıktı. Şimdi bu yolsuzlukların aynısı yerel yönetimlerde de var. Hangi yerel yönetim, hangi partinin yerel yönetimi olursa olsun o yerel yönetimlerde de yolsuzluklar var. O çıkar ilişkileri var. Şimdi şöyle alayım mesela. Çankaya Belediyesi'nde belediye meclisi üyeliği için 400'ün üzerinde insan müracaat ediyor. Bunlar hizmet için müracaat ettiklerine inanmıyor. Ve o yolsuzluklara, çıkar ilişkilerine karşı halkımız bizi tercih etmez. Çünkü bizim bileşenimizin bir pratiği vardır, bir örneği vardır. Rojava'da bir örnek sergileniyor. Ve halkların Demokratik Partisi geçmişteki işte özlemini duyduğumuz Şehbet günlerin Pir Sultanların, Hacı Bektaşların bir uygulamaları, bir özlemleri vardı. 700 sene, 800 sene önceki özlemleri vardı. Dolayısıyla biz halkımızın çıkarı doğrultusunda uygulama yapacağımızda halkımızın tereddüt olduğu inancında değilim. Halkımızın bu konuda tereddüt olduğu inancında değilim. Onun için bizi tercih edecek çünkü bizde yolsuzluk olmaz, hırsızlık olmaz. Bütün kararlarda birlikte alacağız diyoruz. Bu halkımıza bir sözümüzdür. Yani halkımız yarın bir gün mahallesiyle ilgili dayatmacı bir anlayış, dayatmacı bir karar olmayacak. Bu halkla birlikte alınan bir karar olacaktır. Bunun da halkın bu tür bir yönetimi sevmemesine ve destek vermemesine imkan yoktur. Bunu destek verilmiyorsa, verilme az ise bunun nedeni şudur. Yani yeteri kadar medyada yer verilmediği için ki siz teşekkür ederiz. Sizin bizi burada konuk etmenizden dolayı teşekkür ederiz. Dolayısıyla halkımıza yeter kadar anlatamadığımızda ama pratik sergilenmesi görüldükçe işte BDP'nin Kürdistan'daki uygulamaları görüldükçe, Rojava'daki uygulamalar görüldükçe bizim halkımızın özlemi yönetimi olduğunu halkımız süreç içerisinde anlayacaktır ve bize de destek verecektir. Kaldı ki onun dışında da
3 tane MHP'li vardır. Yani bizim karşımızda 3 tane MHP'li vardır. Üçünün de siyasi düşüncesi aynıdır. Çeşitli caniliklerde, çeşitli olaylarda gelmiş kişilerdir. Elbette ki halkımız, demokrasi mücadelesi veren halkımız bu kesime oy vereceği düşüncesinde değil. Bir de siyasi olarak bu nedenle bizi tercih edecekler. Ama esas olarak biz halkımızla birlikte yöneteceğimiz için, şeffaf yöneteceğimiz için en ufak çıkar ilişkilerine, taşeronlaşma dahil ilişkilerine girmeyeceğimiz için halkımız bizi tercih edeceği için. Peki, peki alayım. Ben kısa bir ek yapmak istiyorum. Çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Yani Sayın Başkanım bunu yaptı ama ben özellikle oraya açmak istiyorum. Karşımızdaki 3 aday aynı zamanda ırkçı yaklaşıyor. Ben daha önce bir belediyede çalıştım. Aynı zamanda Tümbel Sendik'te KESK'e bağlı bir sendikada yöneticilik yaptım. Sayın Melih Gökçe'nin hani 20 yıllık belediyecilik sürecini biliyorum, konuşmalarını biliyorum. Kesinlikle ağzına Kürt almaz, Alevi almaz, sol almaz, kadın almaz. Yani farklı olan hiçbir kesimi esas alan bir belediyecilik anlayışı yok. Yine aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş da bazı televizyon konuşmalarını özellikle takip ediyorum. Hiçbir şekilde bu kesimi ağzına almaz yani. Şimdi zaten Sayın yani MHP adayının da bakışı aynı. Yani ırkçı yaklaşımları var. Oysa biz hedef olarak şunu söylüyoruz. Ankara'da yaşayan tüm yurttaşlarımız, hani özgürlükten yana, demokrasi özlemi olan, barış özlemi olan tüm kesimleri esas alan belediyecilik anlayışımız var. Hani bu kesimleri esas alan. Ama aynı zamanda Türkleri de esas alan. Yani biz tüm Ankara halkını esas alan belediyecilik anlayışımız var. O nedenle diyoruz ki biz tüm Ankara'da yaşayan tüm yurttaşlarımıza eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. Ve tüm yurttaşlarımıza hitap ediyoruz. O nedenle tabii ki HDP adaylarına oy verecekler Ankara'dalar. Peki, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Betül Yarar yayınımızda. Betül Hanım, söz hakkını size vermek istiyorum. Siz tamam, teşekkür ederim. İlk soruma sorumun devamı niteliğinde olacak ikinci sorumda. Bu genel seçim havası aslında bir anlamda Tayyip gitsin kalsın tartışmasına ya da erken seçim tartışmasına bir ara dönüştü ya da sonrasında hükümet istifası konuşuldu. Benzer bir şekilde Ankara yerine baktığımızda da yine bir kutuplaşma söz konusu ve neredeyse oylamalar Melih gitsin kalsın oylaması şeklinde dönüştürülmeye çalışılıyor ve ister istemez halkın da psikolojisi belirli bir yılgınlıktan sonra, 20 yıllık bir belediyecilikten sonra bu noktada şekillenmiş gibi duruyor ama HDP'nin yani işi zor diyebilirim. Bu noktada kendileri ne tür planlar kurdular? Yani bu kutuplaşmış siyasetin dışında bir kulvar oldukları için HDP anlamlı bir kulvar olarak HDP kendini nasıl tanıtıyor? Özellikle HDP'nin bir farklı bir parti olarak kimliği de çok tanınmıyor. Yani çok yeni olmasının da getirdiği bir şey var ama az önce konuşmalardan da izlenimler edineceğiniz üzere daha çok Türklerin partisi gibi tanınıyor. Bu da bir handikap da olabilir tabii ki. Yani Türklerin partisi olmasının hiçbir anlamda eleştirel baktığım için söylemiyorum. Ama hani sadece oraya endeksli bir partiymiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla Ankara gibi batı ilerinde oyları belirli bir kanaldan gelmesine sebep olacak bir yargı bu. Bütün bunları toparlayacak olursak, bütün bu iki kutuplu karşıtlıklar, HDP'nin HDP ile ilgili imaj üzerinden neler düşündüler ve son dönemde örneğin hani bu iki kutupluluğu aşmak için bir takım ittifaklar konuşuldu ama şu anda onlar o dönem bitti. Onu nasıl atlattılar, ne karar aldılar, ittifak yapmama konusunda bir adım atıldı, nasıl bu karara varıldı gibi böyle bir soruda bir sürü soru sorayım bir atışta. Teşekkür ederim. Şimdi biz Kürt Partisi değiliz. Biz hem Kürt Partisiyiz, hem Türk Partisiyiz, hem Çerkez Partisiyiz.
Yani Türkiye'de bunlar etnik bütün kimliklerin partisiyiz. Sadece bir etnik yapının partisi değiliz. Yanlış anlaşılmasın orada. Biz Alevilerin partisiyiz, biz Sünnilerin partisiyiz, biz Hristiyanların partisiyiz. Dolayısıyla halkların ve inançların partisiyiz. Ama birbirlerine kardeş gibi bakan inançların partisiyiz. Evet, dolayısıyla bizim onlardaki farkımız, onlardan, onların hepsinin şeyi, kaynağı aynıdır. Ve üçünün de belediye başkanı adaylarının MHP'li olması, MHP'lilerin de geçmişte halkımıza neler yaptığını halkımız çok iyi biliyor. Ve dolayısıyla onu teşhir etme, yani o kesimleri teşhir etme. Bir de ırkçı bir anlayışla meseleye yaklaşıyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil. Neden? Çünkü bizim arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak görüşmesi için gittiler. Bunu televizyonlarda da net bir şekilde açıkladılar. Ve çok gizli kapılardan içeri girerek gidiyorlar. Ve ısrarla orada söylenen olan şu, bizimle birlikte gözükmeyin, biz de sizinle birlikte gözükmeyelim ama oylarınızı bize verin. Bizim bugün İstanbul'da en azından 5-600 binin üzerinde bir oy potansiyelimiz vardır. Oy potansiyelimiz vardır. Ve dolayısıyla bizimle gözükmeyin diyenler meseleye ırkçı ve tekçi anlayışla baktıkları için. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir anlayışla bakmış olsaydı, bizimle ittifak yapmış olsaydı, o zaman Mansur Yavaş gibi bir geçmişi karanlık olan, geçmişi alabildiğine karanlık olan, ona işte Ökkeşkenlerlerin ülkütaşı olan bir Mansur Yavaş getirip de Ankara'nın yoksul altına dayatmazlardı. Ve bu konudaki bizim Halkların Demokratik Partisi yönetici arkadaşlarımız bu konuda görevlerini yerine getirdiler. Yani biz ittifak konusunda görevlerimizi yerine getirdik. Bizim elimizdeki olanak nedir? Çünkü hazine yardım alamıyoruz. Yani belli ekonomik güçlüklerimiz vardır. Medyanın, büyük medyanın olanaklarını da faydalanamıyoruz. Biz sokak sokak gezerek bu kesimlerin, dikkat ederseniz saydığım 3 tane kesimin kökeni faşist MHP anlayışına, MHP anlayışına, faşist bir anlayışa dayanıyor. Bunların da geçmişte neler yaptığını halkımıza anlatıyoruz. İşte Nazi Almanyası'nda neler yaptığını, Maraş'ta, Çorum'da neler yaptıklarını, Maraş'ta 80 yaşındaki bir yaşlı kadının kafasını nasıl koparıp sokağa çıktıklarını, bunları teşhir etmeye çalışıyoruz. Yani bu anlayışın Türkiye'ye barış getirmeyeceği, yani kesinlikle barış getirmeyeceğini söylüyoruz ve bu da pratikmen halkımız buna elbette ki pratik, geçmiş pratikler gördükleri, yaşadıkları için inandıklarını, inandırdıklarımızı zannediyoruz. Ama elbette ki şunu da itiraf etmek lazım, işimiz çok kolay da değil. Peki, Zuhal Attan yayınımızda, İcra Bera Ajansı Ankara muhabiri. Zuhal Hanım, size söz vermek istiyorum. Sizin sorunuzu verir acaba. Merhaba tekrardan. Şimdi katılımcı arkadaşlar genelde hep HDP'nin siyaseti üzerinden sorular sorular. Ben şimdi yani Ankara ile ilgili soracağım. Şimdi Ankara'da Altındağ ilçesinde yeni doğan ve yeni mahalle hani daha çok orada yoksul kesimin yaşadığı insanlar var ve su sorunları, hani Ankara'nın genelinde su sorunlarından bahsediyorlar ve yani daha çok gece kondu mahalleler bu da. Hani oradaki mahalleli kentsel, hani belki haklı olarak evet kentsel dönüşüm kapsamında hani şöyle diyelim, apartmanlar istemiyorlar ama aynı zamanda da hani oraya şey götürmek istiyorlar. En azından sularının olmasını istiyorlar. Yaşadığı evlerin biraz daha modern olmasını istiyorlar. En azından kırık dökük olmasını istemiyorlar. Yani mesela HDP yani eğer başkan seçilirlerse ne yapabilirler o mahallelere, bu yoksul mahallelere? Biz özellikle Altındağ'a gittiğimiz zaman sanki Altındağ Ankara'nın bir mahallesi değilmiş gibi, oldukça yoksul. İnsanların barınma sorunundan tutun, işsizlik ve su sıkıntısı gerçekten yaşanıyor.
Ve biz orada da yaptığımız konuşmalarımızda özellikle belediye başkanlığının Altındağ'a hiç hizmet götürmediğini, gelip Altındağ'da nasıl sıkıntılar halkın yaşadığını, bazı yerleri kendi evlerine gidecek yolları bile yok. O kadar büyük sıkıntıdalar. Ve biz belediye geldiğimiz zaman özellikle onu söylüyoruz. Yani yerelde yoksulluğu, yoksul insanlarımızın sorunlarını dikkate alan ama aynı zamanda onların barınma sıkıntılarını giderecek, yine sağlıklı su almalarını sağlayacak programlarımız var. Ve bunu yaparken de özellikle kentsel dönüşümle ilgili ciddi tartışmalar yürüyor. Çünkü kentsel dönüşümler, biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ama kentsel dönüşüm Ankara'da ransal dönüşüme dönüşmüş. İşte orada daha çok nasıl rant sağlanır, onun üzerinde yapılıyor kentsel dönüşümler. Ve halk bundan oldukça rahatsız. Ve biz kentsel dönüşümleri yaparken halkın gerçekten sıkıntılarını dikkate alacak şekilde o programları uygulayacağız. Ve bunu yaparken altına özellikle vurgu yapıyoruz, çiziyoruz. Diyoruz ki halkla birlikte bunun kararlarını alacağız. Yani öncelikle hangi sorunu ele alacağımızı ve nasıl programlayacağımızı, oradaki yaşayanlar ve tabii ki hani bu süreçte uzman insanların, uzman düşünen kadroların da görüşlerini alan, odaların da görüşlerini alan, yani o kesimlerin de önerilerini alan şekilde programlarımızı uygulayacağız. Yine Yeni Mahalle'nin büyük sıkıntıları var. Ben kendim Yeni Mahalle'de de oturuyorum, Batı kentte. Hani ısrarla bize soruluyor ya, Melih Gökçek gitsin, Mansur gelsin. Biz şunu söylüyoruz, Melih Gökçek gitsin, başka bir rantçı mı gelsin? Yani biz karşısındaki adayın çok halkçı olduğunu, halkla birlikte karar vermeyeceğini en çok Yeni Mahalle Belediyesi örneğinde görüyoruz. Ben kendim hani Batı kentte oturuyorum ve Batı kente çok yakın engelliler spor sahası açtı ve başkan bunu açtığı zaman çok hani böyle reklamları yapıldı, çok hani medyada işletildi ama açıldıktan bir yıl sonra çöktü. Yani biz, ben oradan geçerken ya ne yapıyorsunuz burada hani çalışanlara sordum. Dediler ki hanımefendi çöktü. Yani burası çöktü. Yani demek istediğimiz şu, özellikle o örneği vermemin nedeni. Yani bir hani rantçı belediyeden başka bir rantçı belediye geçiş çok fark etmeyecek. O nedenle biz hani ranta özellikle vurgu yapıyoruz. Milyon dolarlar dönüyor ve bu milyon dolarlarla çok iş yapılır. Ama gerçekten halka doğru hizmet götürülerek çok iş yapılır. İşte bazı yerlerde hiç imar yok. İmar sıkıntıları var. Ama esas olarak bizim belediyecek anlayışımızda hani imarla ilgili sorunlar çözülür, bunu bir şekilde çözersiniz. Ama esas olarak hani belediyenin kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmak ve halkın yararına kullanmak. Biz bunu özellikle tüm, sadece hani Yeni Mahalle'de ve Altındağ'da değil, bunu tüm Ankara'ya yönelik şeyimiz, programımız bu şekilde olacak. Tamam, benim beklemeniz var. Yayınımızda son 15 dakikaya kadar çok kısa diğer şarkılar. Altındağ, Yeni Doğan, benim gençliğimi geçtiği bölgedir. 40-50 sene önce neyse aynı durumdadır. Şimdi orada biz başkanım, Sayın Başkanım dediği gibi kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ama orada halkımızın şeyleri vardır, yıllardır ellerinde tuttukları, kendi mülkleri olan yerler vardır. Yani bunu rantçılara verme yerine bu kendilerinin bu imar durumunu veyahut da birkaç parselin birleşerek kendi olanaklarıyla veyahut da getirilecek bir müteahhit olanağıyla kentsel dönüşüm yapacak kesimlerle, yani orada doğacak rantı orada yıllarca ömrünü tüketmiş insanların alması yönünde bir şeyimiz vardı. Bir politikamızın olması lazım. Yoksa elbette ki kentsel dönüşüme biz kesin karşı değiliz. Gerek orada, gerek İsmet Paşa'da kentsel dönüşümü elbette savunmalıyız. Ama onun rantını orada yıllardır yahut da 50 seneyi geçkindir oraları ömür tüketenler faydalanması düşüncesindeyiz. Yani diğer rantçıların faydalanması düşüncesinde kesinlikle değiliz. Peki. Son 15 dakikaya geliyoruz yayınımızda. Ben Meşhur Hanım'a söz vereceğim. Daha fazla konuya değinebilmesi için soruların ve cevapların biraz daha kısa olmasını isteyeceğim sizden ki daha çok konuya değinebilirim. Buyurun Meşhur Hanım. İkili bir soru. Meşhur Hanım, mikrofonda bir sıkıntı oldu. Sorunuzu biliyoruz. Ve sesinizde kısa bir kesilme oldu. Tekrar alabilir miyiz sorunuzu?
Şimdi ikili bir soru sormak istiyorum. Sizlerin kent yoksullarına duyarlılığınızı biliyoruz ve takdirle izliyoruz, karşılıyoruz. Diyorsunuz ki söylemlerinizde kendi gecekondu mahallelerinde oturan yoksullara elektriği, suyu ücretsiz vereceğinizi, bunlara yerel yönetimler eliyle maaş bağlayacağınızı söylüyorsunuz. Başkanlığına seçiniz. Pardon, gelebiliyor mu? Sesiniz evet bir kesilme oluyor. Ondan dolayı son maaş bağlayacaksınız söylüyorsunuz, daha sonrasını hızlıca alabilirsiniz. Yani bu konuda belediye başkanı seçildiğiniz takdirde alternatif bir bütçe anlayışınız var mı? İkinci sorum da şöyle bir şey. Artık kentlerimizde, özellikle büyük kentlerimizde yoksulluk giderek artıyor. Bu yoksulluk da hem kadınlaşıyor hem çocuklaşıyor. Yani genel ekonomik şeylere bakıldığı zaman kadınların kentlerde çok az istihdam edildiğini görüyoruz. Yani bu konuda kadınlar için kadın iş gücünün, atıl olan kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması doğrultusunda yerel yönetimler eliyle programlarınız, projeleriniz var mıdır? Bunu özellikle öğrenmek istiyorum. Kısa olursam 3 soru hakkında anlatacağım. Tabii yoksullar, yani diyelim ki bir hemşerilik bütçesinin olması lazım. Ben kesinlikle şimdi Ankara'da yaşıyorsun, Ankara'nın belediye başkanısın. Ankara'da binlerce insan sabah çoluğuna, çocuğuna yedirecek ekmeğe yoktur ve yoksun. Çalışacak gücü yoktur veyahut da çalışacak işi yoktur. Dolayısıyla bu kesimlere iş olayı sağlamak belediyenin görevidir. Tamamen ekonomik durumu, ekonomik sorunu yani hiçbir gelir olmayan aileler için ve bunlara yardım etme. Bunlara böyle patates, peynir vererek değil, bunlara aylık bağlanması, aylık verilmesi düşüncesindeyim ve bunların sağlık sorunlarını tamamen belediyenin gelirleriyle karşılanmasını, su sorununun kesinlikle bu kesimde, yanlış anlaşılmasın elbette ki tüm Ankaralılarda su parası almayacağız düşüncesini savunmuyorum. Ama hiçbir gelir olmayan insanlarda su ve elektrik parasının kesinlikle alınmaması, belediyenin bu kesimlere yardım etmesi gerekiyor. Yardım etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer hemşerilik, hani hemşeri oluyor, belediyenin insanlar, o bölgede yaşayan yoksul insanlar, o belediyenin hemşerileri oluyor. Ve onların aç susuz kalmaları belediyenin savunacağı bir olay değil. Peki, kadın istihdam sorusunuz size. Evet, kadın istihdam. Ben daha önce dersimde belediye başkanlığı yaptığım zaman, bu şunu da özellikle belirteyim, blok olarak yapıyorduk. Ben BDP'den belediye başkanıydım ama yardımcım Emek Partisi, yani blok şeklinde orada seçime girmiştik ve seçilmiştik. Kadınlara yönelik projelerimiz vardı. Kadınlara yönelik kadın eksenli, kolektif emeğe dayalı kadın eksenli bir proje biz Tunceli'de hayata geçirdik dersinde. Sadece kadınlar çalıştı. Projemiz kadınlar, 20 tane kadın arkadaşımız çalışıyordu ve kadınlar da şu şekilde seçtik. İşte daha önce duyuru yaptık. 600 tane kadın başvurmuştu. Kadın sivil toplum örgütü ve sendika ve meclisleriyle birlikte komisyonlar oluşturduk. Başvuru yapan kadınları gidip mahallelerinde yoksul olanları tespit ettiler. Yani tamamen kadın, bütün çalışmalar kadın eksenli yapıldı. 600 kadın başvurmuştu, 400 tanesi elendi, geriye 200 kadın kaldı. Ve bu 200 kadını da biz çağırdık, noter huzurunda çekiliş yaptık. Yani tamamen hepsini çekilişle, hiçbir şekilde kontenjan kullanmadan, yani ben belediye başkanıydım, hiçbir şekilde kontenjan kullanmadık. Ve orada noter bir konuşma yapma ihtiyacı duydu. Kendisi Avrupa'ya gitmiş, farklı ülkelerde. Ama ilk defa böyle bir deneyimle karşılaştığını, bunun çok önemli, çok demokratik olduğunu ifade etmişti. Ve biz böyle bir proje uyguladık. Projemizde şu da vardı, kesinlikle hani götürüp şeylere adison vermek yoktu. Yani fırındı, ikinci, dört katlı bir binaydı. En alt katında fırın vardı. İkinci katında
kafeterya ve pastane vardı. Ama biz kesinlikle halka adison vermiyorduk. Onlar kendileri bize getiriyordu. Yoksul olan insanlarımız oraya gelip yediği zaman çok rahat bir şekilde kesinlikle kendisinden ücret istenmiyordu. Yani böyle bu projenin halka da yayılması ve ihtiyacı olan insanlar gelip rahatlıkla şey yapabiliyorlardı. Diğer hani vatandaşlarımız, para ve ücret ödeyenler nasıl yararlanıyorsa tüm olanaklarda, yoksul insanlarımız da tüm olanaklarda eşit bir şekilde faydalanıyordu. Yine fırın bölümünde ekmek verdiğimiz zaman para istemiyorduk. Hani kente böyle bir şey yaymıştık. Yoksul olanlar para vermeden ekmek alıp gidiyordu. Yani böyle bir projemiz vardı. Yani biz bunu, aynı projeleri burada Ankara'da da hayata geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Ve geçireceğiz yani. Böyle hani programlarımızda bunlar var. Peki Cem Gurmetoğlu, Eventer Gazetesi Ankara temsilcisi. Son soru hakkınızı kullanmak için size söz vereceğim. Nedir sorunuz? Tamam. O zaman sorum 3-4 başlıyor. Evet, Cem Bey'in sesinde bir sıkıntı var galiba. Şu an sesini çok iyi alamıyoruz. Ben hemen alıyor musunuz şimdi? Evet, şu an alabiliyorum. Buyurun. Tamam. Tabii belediyeler son 10 yıldır şöyle tartışılıyor. İşte yoksulluk, yoksullar, işsizler, işte sosyal yardımlar vesaire. Fakat diğer yandan büyük şehirler ciddi sanayinin olduğu, üretimin olduğu aslında işçi kentleri. Ankara da bundan biri. Burada işçilere dair HDP'nin belediye yerel yönetimler için neler düşündüğünü soracağım. Bunu işi kolaylaştırmak için 4 başlığı ayırdım. Birincisi belediyeler. Şimdi AKP ve CHP'nin adayları belediye karşılıklı vaatlerde bulunuyorlar. Kimse belediyeden biz belediye başkanı seçilirsek kimse işinden olmayacak diye. Ama diğer yandan ciddi bir taşeronlaştırma var. HDP belediyelerinde bu olacak mı? Yani taşeronlaştırma sürecek mi? Burada çalışanlar siyasi referansla mı alınacak? Buna dair bir sorum olacak. İkincisi sanayi siteleri. Ankara'da büyük organize sanayi bölgeleri var. Sincan'da var. İvedik organize sanayi, Ostim var. Özellikle Ostim ve İvedik 3 yıl önce ciddi bir patlama olmuştu. 21 kişi hayatını kaybetmişti. İşçi sağlığı, işçi güvenliği bakımından ciddi sorunlar var. Burada belediye hiçbir sorumluluk almamıştı bu patlamada. HDP'li belediyeler bu alanlara dair neler yapacak? Yine Ankara'da mobilyacılar sitesi var benzer bir şekilde. Bu alanlara dair planı nedir? İkincisi yine bu işçilerin ulaşım konusunda işte servisler vesaire var. Fakat ciddi sağlıksız şeyler de var. İşçi servisleri, kazaları da oluyor. Kent merkezinde çok olmasa da biz başka şehirlerde çok duyuyoruz. Özellikle tarım işçilerini taşıyan servisler Ankara'da da kazalar yaptı. Ciddi ölümler, yaralanmalar oldu. Buna dair işçilerin ulaşımına dair neler yapacak HDP'li belediyeler. Bir de tarım işçileri. Burada tabii ki çoğunluğu Kürt olduğu için tarım işçilerinin biz her yıl haberini yapıyoruz. Her yaz utanarak yapıyoruz. Sağlıksız sular kullanıyorlar, gölet suları kullanıyorlar. En temel insani ihtiyaçlarından uzaklar, çocuklar okullardan uzak kalıyor. Buna dair HDP'li belediyeler tarım işçilerine dair neler söyleyecek? Evet, işçilerle ilgili 4 ana başlıkta oldu. Ben çok kısa bulamayayım. Şöyle yani ben Sayın Başkan da sendikacılık yapmıştık. Ben de sendikacılık yapmıştım. Mesela olarak ne olursa da taşeronlaştırma modern kölelik. Taşeronlaştırmayı belediyelerde kesinlikle yok etme konusunda kararlıyız. Yasal zorluklar vardır. Burada insanlarımızın bize getireceği işte %70 küsur taşeron işçi çalıştırma. Biz onu kooperatifler kanalıyla veyahut da işçilerin kuracağı, işte belediyenin kuracağı şirketler kanalıyla onu aşma zorundayız. Ve o belediyelerde çalışan taşeronlaşmış işçilerin kesinlikle sendikal haklara kavuşmasını savunuyoruz. Ve işçiler eğer modelin köleliği yok etmedikten sonra biz sosyal demokrat bir belediyecilik, sosyalist bir belediyecilik anlayışını savunmamız veyahut da dile getirmemiz mümkün değil. Taşeronlaşma belediyelerde yaygındır. Neden yaygındır? Genellikle taşeronlaşmada bir işçi 5000 TL para alıyor. Bunun 4'te 1'i işçinin ancak cebine gidiyor. Diğeri belediye yetkililerin ve partililerin arasında paylaşılıyor. Yani taşeronlaşmış
işçi çalıştıran yerlerin kesinlikle birçoğunun ortağı mevcut partilerdir, mevcut yerel yönetimlerdir. Biz bu anlayışlara şiddetle karşı olduğumuz için, biz kimlik ve emek partisi olduğumuz için, dolayısıyla buna son vermek bizim görevimizdir. Eğer taşeronlaşmayla veyahut da köle gibi insanların çalışma, modern kölelikle biz işçi çalıştırmaya devam edeceksek, zaten bizim kendimize sosyalist ve sol kimlik ve emek mücadelesi yapan parti dememiz mümkün değildir. Onun için buna kesin karşıyız. Diğer tarafta işçilerin taşınması, işçilerimizin servislerle taşınması veyahut da Ostüm'deki patlama olayı. Elbette ki bunlar, çünkü oralardaki raporlar verilirken sağlıklı verilmediğini çok iyi biliyoruz. Yani oralardaki raporlar eğer sağlıklı bir şekilde, çünkü niye? Rüşvete dayalı, çıkara dayalı ilişkiler söz konusu olduğu için. Bizim rüşvete çıkar anlayışımız olmadığına göre kesinlikle o konularda da o tür yolsuzluklar, o tür çıkar ilişkiler olmayacağına göre onların da o işçilerin ve çalışan insanların zarar göreceği bir olayın olması da mümkün değil düşüncesi. Peki. Ben son soru hakkını Kavmi Çoban'a vermek istiyorum. Toplum Gönülleri Vakfı Ankara temsilcisi. Kavmi Bey, sizin sorunuz nedir? Efendim, iyi akşamlar. Hemen soruyu sormaya çalışayım. Aslında evet. Kadından bahsetti, gençlerden falan bahsetti ama bugünkü Türk soruluğun hali, Türkiye'deki grupların hali, aslında bir şeyleri görmezden gelmek. LGBT gruplar, engelliler, işçiler, evsizler aslında sadece etnik kökenleri tartışırken ya da evsizleri tartışırken diğerlerini dışarıda bırakmamak. Aslında ezilen ilişkisini düşünürken her şeyi bir düşünmek. Kadın ve evsizlerden bahsederken acaba işçiler, çocuk işçiler, sofik çocuklar ve LGBT bireyler bu sizin politikanızın neresinde? Ve her şeye yapmak etmek belirli bir bütçeye dayanıyor. Bu bütçeyi bulmak biraz zor olabilir ama bunları yaparken hangi STK'larla, hangi vakıflarla çalışmayı düşünüyorsunuz? Mesela biz toplum gönülleri olarak evsizlerle ilgili, çocuk işçilerle ilgili bir proje yapmak istiyoruz ama belediyeden destek bulamıyoruz. Acaba sizin böyle bir düşünceniz, böyle bir politikanız var mı? Hani peki, birlikte yaşam konusunda toplumun her tarafını kapsayacak bir şekilde politikanız var mı? Hemen soruyu ben yönelteyim. Evet, ben ona hemen cevap vermek istiyorum. Şimdi LGBT bireyleri bizim partimizin içerisinde var ve özel temsil ediliyorlar. Yani o nedenle bunu kesin belirteyim. Engellilere yönelik biz zaten eşit hizmet, eşit yurttaş hizmeti diyoruz. Engellilere yönelik gerçekten hizmet yapıldığı zaman dikkate alınmıyorlar. Benim eşim de kendisi görme engelli. Yapılan hizmetler de tamamen Avrupa Birliği standartları kapsamında yerine getirme şeklinde yapılıyor. Ben bazen konuşmalarımda hep söylerim, kendisi şu sarı çizgiler olmadığı zaman gidip gelirken pek bir sıkıntı yaşamamıştı ama sarı çizgilere bir gün hani güvenerek gitmiş, akşam geldi, gözü şişmiş, dedim ne oldu? Ya dedi, sarı çizgiye güvendim, sarı çizgiyi ağacın altından geçirmişler, ağaca çarptım ve gözü ikinci kez çok şey olmuştu. O nedenle veya şu anda yapılan hiçbir üst kaldırımdaki asansör çalışmıyor. Engellinin hani yaşlı bir engelli, sadece engelli değil, yaşlılar da dikkate alınmadan yapılıyor bu hizmetler ve biz görüyoruz ki tüm hizmetlerimizi onlara esas alarak ama aynı zamanda engelli arkadaşlarımızın belediye başkan adaylarımız var, engellileri hani adaylıklarımız da hani engelliler dikkate alınarak yapılmış. Çocuk işçiler gerçekten çok önemli çünkü özellikle biz anneyiz ve çocuk bir işçinin ne kadar sıkıntı yaşayabileceğini veya ailesinin ne kadar sıkıntı yaşayabileceğini yani yaşıyoruz. O nedenle kesinlikle çocuk işçiliğe karşıyız. Çocuk işçilerin çalıştırılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Ve buna yönelik hani kesinlikle şöyle de bir duygumuz yok. Şu bize çok soruluyor. Bu bütçeyi nereden sağlayacaksınız? Biz bu bütçeyi belediyenin olanakları doğru bir şekilde değerlendirilirse bütün bunlara bütçe ayrılır diye düşünüyoruz. Ve şöyle de bir şeyimiz var. Bakın biz bunu uyguladık. Ben Dersim'de belediye başkanıyken hiçbir olanak sunulmamasına rağmen, hatta olanaklar önlenmesine rağmen çok az belediye bütçesiyle çok iş yaptık. Bunu BDP'li belediyeler yapıyor. O nedenle halk BDP'li belediyelere güveniyor. Biz o nedenle hani tamamen diyoruz ya ransal
kentsel projeler ransal projelere dönüşmüş. Yani siz rantı önlerseniz çok önemli çalışmalar yaparsınız. Hırsızlığı engellediğiniz zaman çok zor bir çözüm. Pardon, tabii ki çok doğru. Hırsızlığı engellerseniz siz çok çalışma yaparsınız. Evet. Ama ben belediye başkanlığım bittikten sonra benim artı bir evim olmadı. Artı bir arabam olmadı. Hatta ev almakta sıkıntı yaşıyorum. Siz bu şekilde belediye başkanlığı yaparsanız, bu şekilde bir yöneticilik yaparsanız gerçekten halka yönelik çok iş yaparsınız. Ve şunu söyleyeyim, biz aynı zamanda şunu söylüyoruz, belediyelere bütçe ayrılmalı biraz daha, vergilerden bütçe ayrılmalı. O nedenle özerk yönetimler söylüyoruz, özerkliği esas alıyoruz, özerk yönetimleri savunuyoruz. Diyoruz ki hani genel şey vergilerden belediyelere daha pay ayrılmalı ve bazı sağlık hizmetleri, bazı hizmetler, eğitim hizmetleri, bazı hizmetlerin de belediyelere devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Yayınımızın sonuna geldik. Ben son olarak aslında bu Google Hangout deneyimini sormak istiyorum. Seçmenlerinizle online ve görüntülü buluşmak, soruların birebir cevaplamak nasıl bir deneyim sizin için? Kadın olarak önce ben mi cevap vereyim? Evet, buyurun. Ben son derece demokratik buldum. Çünkü belediye seçimleri geliyor. Aslında hani izleyicilerimizde sürekli sorular geliyor ya, soranlar da söylüyor. Hep genel seçimmiş aslında. Çünkü maalesef hani basın belediye başkanlarına yer vermediği gibi eşitlikçi de yaklaşmıyor. Biz hani yeterince gidip kendimizi anlatamıyoruz. Ama burada oldukça hani demokratik bir şekilde ve çok hani samimi bir ortamda bu programı yaptık. Biz o nedenle Google'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Tabii bu olana verdiğimiz, biz zaten başta belirttik, bizim halkımızda bir sorunumuz yok ama yeteri kadar iletişim kuramama sorunumuz vardır. Bu da sorunumuzu bir parça çözmüşse, siz de katkıda bulunursanız güzel bir olaydır. Sizlere teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Google yerel seçim sohbetlerini Türkiye'de bir iki gerçekleştiriyoruz. Belediye başkan adaylarını seçmenlerle buluşturuyoruz. Online ve görüntülü olarak seçmenlerin sorularını cevaplıyorlar. Bundan sonraki takvimimizi ve bugüne kadar yaptığımız yayınları yerelseçimler.bitgoogle.com sitesinden takip edebilirsiniz. Bu akşamlık yayınımız için bu kadar. Teşekkürler, iyi akşamlar.